Ayvalık Görsel Arşivi Sayın Sevim Kantarcı Hanımefendi ile görüşmemize devam ediyoruz. Sevim Hanım, bize evinizde çocukluğumuzdan hatırladığınız kadarıyla işte odalardaki ayrıntıları anlatabilir misiniz? Ne gibi eşyalarınız vardı? Şimdi tabii bizim aile İstanbul'dan geldiği için annem babam fazla bir eşya getirmemişler. Uzun misafir odamızda uzun kanepeler vardı. Şöyle iki tane. Onları hatırlıyorum. Sonra babam bir şeyler aldı. Hasır sandalyeler vardı. Siyah ama onlar hepsi ortası ama hasır delikli delikli değişik bir. Annem onların tozunu aldırırdı bize ayrı ayrı, hiç de sevmezdim şeyleri. Öyle bir sandalyeler vardı. O misafir odamızdı. Giren olursa orada bir yatak yapardık. Çünkü öteki taraflar ancak iki oda daha vardı. Bir odada biz çocuklar yatardık. Zaten ben 5'e kadar yattım, sonra yatılı okulda. Sonra yazlık, babam yazlık Cunda'ya çıkıyorduk, şey yaptım. Bir odamızda kendi tekrar oturma odamızdı, kışlık odamızdı. Orada da divanlar vardı. Divanlarda şey yaparlardı. Yatak yaparlardı. Sabah gündüzde katlarlardı. Annem yer baba, yatakları da vardı. Efendim? Yer yatakları da vardı o zaman. Yer yatakları vardı. Bir yüklükler vardı evde. Yüklükler. Yüklüklerin içinde yataklar dururdu. Banyoda o yüklükte yaptığımızı hatırlıyorum. O yataklar boşaltılır, sular ısıtılır, banyo kolu orada yapardık. Yatak odalarında böyle genellikle o zamanlarda pirinçten yüksek yataklar vardı. Evet. Yani onlar da sizde de var mıydı mesela, ya da genel miydi böyle komşularınızda? Yok, yoktu öyle bir şey yok. Sayın Hanım, öyle bir karyola şimdi ben yapılan evde görüyorum. Var, evet. Ama onlar pirinç başlıklı. Belki yüksek. Annemindir, bilmiyorum onu. Belki annemindir. Yani bizim ben öyle pirinç hatırlamıyorum, yok. Siz böyle o günlerden kalmış. Ama kayınpederimde vardı onlardan. İlginç eşyalar var mıydı şu anda kullanmadığımız o zaman? Mesela mangalda mı ısınırdınız? Ne yapardınız, ne ederdiniz? Şu annemden niye sevdi? Annemden. Mangallar var ama onlar. Hayır, yani oradan öyle mi ısınmayı nasıl yapardınız? Çok güzel bir semaver vardı. Çok güzel bir semaver vardı, büyük şöyle. Onu koyardı annem. Mangal kömürüyle mi? Mangal kömürüyle. Onu da yıkanırdık, yani onun suyunda yıkanırdık, biliyorum. Tulumba vardı. Su dökerdik tulumbanın içine, çekerdik. Ama o su kuyu suyuydu, şeydi. Evin içinde miydi o? Evin içinde, alt katta. Sarnıç da vardı. Gibi. Sarnıç da vardı, evet, yani öyle söylemişti. Tulumbalar vardı. Yazında o semaveri o tulumbanın yanına koyardı annem. Aşağıda taşlık vardı, yani bodrum katı gibi bir yerim hatta. Tabii döşenmiş, döşenmiş dediğim, tabanı döşenmiş. Orada o semaveri koyardı. Orada gider banyoya, semaverden su